Merhaba arkadaşlar, Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün evde bulunan malzemelerle çok kolay, görüntüsü muhteşem, çok nefis bir bisküvili pasta yapacağım. İlk önce pudingini hazırlıyorum. Tenceremin içerisine kuru malzemeleri sırasıyla alıyorum. 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum ve hepsini birbirine karıştırıyorum. Bir su bardağına yakınını şekeri ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. 1 litre sütü ekliyorum. Çırpıcıyla hepsini güzelce karıştırıyorum ve ocağıma götürüyorum. Topaklanma yapmaması için sürekli karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. Pişen pudingimizin altını kapatıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin hangisi varsa alıyorum. Karıştırdıktan sonra birkaç parça çikolata ekliyorum. Evde bulunan çikolatalardan ekliyorum. Pudingimiz soğumadan hemen katılaşmadan bisküvili pastamın yapımına geçiyorum. Bir paket petibör bisküvi kullandım içerisine. Şimdi bisküvileri borcamın tabanına diziyorum. Bir sıra halinde dizdim. Üzerine hazırlamış olduğum pudingden döküyorum. Güzelce düzeltiyorum ve ikinci sıra bisküvileri yerleştiriyorum. Üzerine tekrar pudingden döküyorum. Güzelce düzeltiyorum ve dilimlemiş olduğum muzları yerleştiriyorum. Ara boşluklarına damla çikolatam vardı. Boş kısımlara bir miktar damla çikolata serpiyorum. Bisküvilerin yumuşamasına engel olacağı için muzların üzerine pudingle kapatıyorum tekrar. Ve son bisküvileri yerleştiriyorum. Bisküvilerimizi de yerleştirdikten sonra kalan pudingi döküyorum üzerine. Spatula ile üzerini düzeltiyorum. Düzeltme işlemini bitirdikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir yarım saat buzdolabında dinlendiriyorum. Buzdolabından çıkardım. Evimde hazır rondodan geçirdiğim toz bisküvilerim vardı. Pastanın tüm yüzeyini kapatacak şekilde kaşıkla döküyorum. Sonra istediğim büyüklükte dilimliyorum. Dilimlerin üzerine tekrar fıstık tozu, Hindistan cevizi, yaz meyveleriyle, çikolata parçalarıyla süslüyorum ve pastamızı tamamlıyorum. Siz de süslemek için istediğiniz malzemelerle, istediğiniz evinizde ne varsa istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum pastamı servis tabağıma alıyorum. Pastamı yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var. Şimdi küçük bir doku testi yapıyorum. Pastamızın içi gayet yumuşak ve güzel olmuş. İçi muzlu ve pudingli bisküvili pastamız çok kolay ve güzel bir pasta oldu. Siz de evde bulunan az malzemelerle böyle güzel pastalar hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz diyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.